Yani şöyle, Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirme, Türkiye'nin cidden içte ve dışta sıkıntılı olduğu bir ortamda olduğunu söyledi. Bunun devamında da kendisinin adaylığıyla ilgili meselede geniş bir uzlaşma olmadığı için adaylık sürecinin artık sona erdiğini, öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bu şu anlama geliyor. Demek ki böyle bir şeyi ciddi ciddi düşünmüş. Böyle bir Kuvveden şey ciddi fiile ciddi geçememiş konuşulmuş. sadece. Evet, kuvveden fiile geçmemiş. Tabii şimdi hani aday olmadı. Ama hani şöyle söyleyelim. Tabiri caizse Sayın Abdullah Gül aday olmaya çalıştı aslında ve olamadı. Bir anlamda böyle söyleyebiliriz. Yani bir hesaba dayandırmıştı kendi adaylığını, muhtemel adaylığını. Fakat onun beklediği şeyler gerçekleşmedi. Bu geniş uzlaşma neydi hatırlayalım. Yani benim kanaatimce onun zihninde beklediği şey şuydu. Muhalefet partilerinin hepsinin üzerinde anlaşacağı bir çatı adayı olarak, hatta AK Parti'den de bir grubun koparak kendisine destek vereceği, arkadaşlarım diye tabir ettiği insanların önemli bir kısmının AK Partili ya da eski AK Partili olduğunu düşünürsek böyle bir şey bekliyordu. Yani böyle bir çıkış bekliyordu. Hatırlayacaksınız yine hafta içinde şeylerden de konuşuldu. Yani AK Parti'den bazı vekillerle görüşüldüğü vesaire. Şimdi böyle baktığımızda Abdullah Gül'ün kendisinin bir uzlaşma gerçekleşmediği için adaylıkta bulunmadığı anlaşılıyor. Evet. Şimdi bunun tabi analiz edilmesi lazım. Yani şu anlamda analiz edilmesi lazım. Her şeyden önce aslında şunu da göstermiş oldu ki ben aslında Erdoğan'ın karşısına aday olabilirdim. Yani. O yüzden şimdi, sordum yani. Bu tarafı önemli. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde söyledi. Bu da saklanacak bir şey değil zaten. Çünkü çok konuşuldu. Saadet Partisi'nin gayreti, Kılıçdaroğlu'nun da ona açık davranması bununla alakalıydı. Tabi Akşener'in bence burada tavrı, denklemi bozdu. Yoksa eğer Akşener kendi adaylığında ısrar etmeseydi yine belki bir yol yürümeyi düşünebilirdi. Şimdi yine aynı açıklamanın içeriğine baktığımızda kendisinin risk almaması konusunda hayır aslında risk alabilirim, alabilirdim iması var. Bu da bence kayda geçmeli. Tabii değerlendirmeleri çok yakından takip etmiş anlaşılan o ki kendisiyle ilgili tartışmaları. Fakat gelinen noktada şu tabii çok önemli bir şeydir. Yani Abdullah Gül ben beraber hareket ettiği siyasi parti olarak AK Parti'nin kuruluşunda beraber olduğu Sayın Erdoğan'a aday olabilmesi, karşı aday olabilmesi bu oldukça düşündürücü. Yani herhalde geniş mutabakat dediğinden kastı şu değildi. Erdoğan'ın da kendisini desteklemesi değildi herhalde. Yani o geniş mutabakat muhalefetin içerisindeki bir mutabakattı. Ki orada belki HDP'yi de beklemiyordu, ummuyordu. Çünkü HDP bir şekilde açıktan desteklemiş olsa, çatı aday gibi görmüş olsa başka türlü bir sıkıntı olabilir diye düşünülebilir. Ama dolaylı bir destekle muhtemeldir ilk turda seçimin bitmemesini, Erdoğan'ın seçilmemesini, ikinci tura kalmasını ve kendisini ikinci aday olarak son turda Erdoğan'la karşı karşıya gelmeyi ummuştu siyaseten. Fakat şunu biliyoruz ki bu AK Parti içerisinde bu adaylık, aday adaylığı süreci tabiri caizse ciddi bir sıkıntı verdi. Yani dün mesela ya da cuma akşamıydı sanıyorum Binali Bey, Başbakan Binali Bey yani böyle yapmamalıydı. Çok açık ve net bir şekilde söyledi. Evet, böyle evet. Yapmamalıydı. Yani bu partinin bütün pozisyonlarında bulunmuş bir liderin, bir siyasetçinin kendi hareketine karşı böyle yaklaşmaması gerekiyordu diye. Şimdi şunu görmemiz lazım. Abdullah Gül aslında 2013'ten itibaren bir ayrışma içerisinde. Kimileri bunun köklerini daha eskiye de götürebilir. Bu ayrışmanın bir vizyon tarafı da var. Yani perspektif tarafı da var. Abdullah Gül Gezi olaylarından itibaren AK Parti'nin aslında yanlış bir yere doğru gittiğini düşünüyor. 15 Temmuz'da bir destek verdiği doğrudur ama birçok olayda AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu siyaseti doğrulamıyor. Başka bir perspektife sahip. Ve yani ortaya çıkan türbülansın sebeplerini de bu türbülansla nasıl boğuşulduğu, halleşildiğini de farklı görüyor anlaşılan. Böyle baktığımızda ben yani kurucu ilkelere sadığım, herkes başını elinin başını arasına alıp kendisi haline baksın demek çok cılız bir değerlendirme ve bundan kimse de çok fazla bir şey anlamaz. Oraları